Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar dilerim. Rabbim evinizden huzuru, sofranızdan bereketi, yüzünüzden o tatlı gülümsemeyi, gülümsemenize neden olan sevdiklerinizi baş ucunuzdan hiç eksik etmesin inşallah. Cümleten hayırlı sabahlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda tek sıra ile giden e, bu kalem oyasını veya şiş oyasını anlatacağım. Ben şişle yaptım. Sizler isterseniz kalemle de yapabilirsiniz bu ilmek kısmını benim kullandığım şiş 5 numara arkadaşlar 5 numara şiş kullanacağım ben 5 numara şiş kullanarak yaptım İsterseniz kalemle toplayabilir isterseniz de dondurma çubuğuyla toplayabilirsiniz arkadaşlar şimdi yazmamızın tığ battısını yaparak yaparsak hani tığ yapılmadan da yapılır 6 tığ battısı yapılarak yapılır ama e, sorun olabilir sizin için arkadaşlar o yüzden yazmanın tığ battısını yapalım ikinci sırada başlayalım İpimizi tığ battısına tutturuyoruz ilk başlarken İpimizi tığ battısına tutturup 1 2 zincir çekip yandaki tığ battıya girip kapatıyorum 1 2 zincir çekip yandaki tığ battıya girip kapatıyorum iki kez iki zincir çekip tığ battıya kapattım şimdi 7 zincir çekiyorum 6 ve 7 döndürüyorum bakın burada iki tane tığ battığımız var ilk baştaki tığ battıya ya 7 zincirimi kapatıyorum düz yüzünü dönüyorum bu 7 zincirli yuvama girip bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum bir sık iğnesi giriş yaptım bir zincir çektim ilmeğimi uzattım şişime taktım Şimdi bu yuvaya girip toplamda 8 tane olacak şekilde ilmek topluyoruz. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Aldığım ilmeğe 1 2 zincir çektim. İlmeğimi uzattım, taktım. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim. Uzattım, taktım. 3 oldu yuvaya girdim ipin ucunu aldım aldığım ipin ucuna 1 2 zincir çektim taktım 4 oldu bakın yuvaya giriyorum buradan ipin ucunu alıp çekiyorum içine 1 2 5 oldu yuvaya girdim ipin ucunu aldım 1 2 zincir çektim taktım 6 yuvaya girdim ipin ucunu aldım 2 zincir çektim taktım 7 yuvaya girdim ipin ucunu aldım 1 2 zincir çektim uzattım taktım sayalım yine de 2 4 6 ve 8 şimdi yuvaya giriyorum ipin ucunu alıyorum bir sık iğnesi yaptım ilmek edinip Hemen şu alttaki çıktığımız tığ battıya giriyorum. Sık iğnesi yapıyorum. Tığ battı hizasına geçmiş olduk. Şimdi arkadaşlar 1, 2, 3 ben kalemin boyutu ilmeğin boyutu 3 tane tığ battı üzerine 2 zincir çekince yeterli geliyor. Bakın 2 zincir çektim. Hemen yandaki tığ battıya girip kapattım. 2 zincir çektim. Hemen yanındaki tığ battıya girdim. Kapattım. 2 oldu. Bakın. 2 zincir çektim. Hemen yanındaki tığ battıya girip kapattım. 3 oldu. 3 tane tığ battının üzerine 2 zincir çekip kapattım. Kalemden şişten ilmeklerimi çıkarıyorum. Şimdi benim şişimin boyutundaki ilmek bakın buraya denk geliyor. Şöyle yapınca tam 3 ilmek e, tığ battı üzerine kapatmaya denk geliyor. Sizler bunu kalemle yaparsanız şu ilmeğin boyutu nereye kadar geliyorsa oraya kadar tığ battığın üzerine 2 zincir çekip batacaksınız arkadaşlar. Bakın. Şöyle yapınca nereye kadar denk geliyorsa tersini dönüyorum. Oyamın ilmeğimi aldım. Şimdi tekrar anlatıyorum. Tersini döndüm. Pardon arkadaşlar ilmeğim kaçtı. 3 tane tığ battım üzerine 2 zincir çekip kapattım. 1 zincir çekip tersini dönüyorum. Şimdi bu ilmeğin boyutu şöyle anlatayım sizlere bakın. Alacağım şimdi ilmeğin yönünün düz olmasına dikkat ederek. ilmeğimi aldım. İpin ucunu alıp buraya kapattım. Bakın boyutu buraya denk geldiği için ben 3 tane tığ batısı yapıp yaptım. Bu ilmek kalemle yaparsanız daha uzun olur. Belki 4 tane tığ batısı yaparsanız denk gelebilir. Onu siz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Bu ilmeğin boyutu gelen yere kadar tığ batısı yapacaksınız. 2 zincir çekip 1 zincir çekip yandaki ilmeğe girdim kapattım. 1 zincir çektim. Hemen yandaki ilmeğe girdim kapattım. 1 zincir çektim. Hemen yandaki ilmeğe girdim. Kapattım. 1 zincir çektim. Hemen yanındaki ilmeğe giriyorum. Yönlerin düz olmasına dikkat ederek kapatıyorum. Bir zincir çektim. Yandaki ilmeğe girdim, kapattım. Bir zincir çektim. Yandaki ilmeğe girip kapatıyorum. Aralara bir zincir çekip ilmeklerimizi topluyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim son ilmeğimi de. Aldım ve kapattım bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekip dönüş yapıyorum. Başına bir kez alıyorum. Bir zincirle ilk arama giriyorum. Bir zincir çektiğim ilk araya giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. Beş zincir çektim. Bu iki trabzan arası girdim, kapadım. Araya bir zincir çektim, başına bir kez aldım devamında gelen bir zincirli yuvama giriyorum. 2 2 alıyorum ilmekleri arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapadım. Araya bir zincir çektim. Başına bir kez aldım. Devamında gelen ilmekli arama giriyorum. 2 2 Bakın Zincir çekmiştik ya o aralara giriyoruz. Aralara bir zincir çekmiştik. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Pimpirini yapacağım. Tığım çıktı arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle aradan girdim. Kapadım. Araya bir zincir, başına bir kez al, yandaki ilmeğe gir. 2 2 al 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapadım ilmeğimi pimpirik yaptım bir zincir çektim hemen devamında gelen o araya girdim 2 2 aldım 1 2 3 4 5 zincir şöyle aradan girip kapatıyorum araya bir zincir başına bir kez al yandaki ilmek arasına gir 2 2 alalım bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir aradan girip kapatıyorum bir zincir araya başına bir kez doluyorum bakın şu yana araya bir zincir çekmiştik ya aralara oralara giriyoruz arkadaşlar 2 2 alıyorum 5 zincir aradan girdim kapadım pimpirini yaptım araya bir zincir başına bir kez al şimdi şu araya son tığ battı ve ilmek arası son aramıza giriyorum 2 2 alıyorum 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapadım bir zincir çektim şimdi bakın bu çıkan tığ batın yanında bir tığ battı atlayıp ikinciye giriyorum kapatıyorum bu şekilde Tekrar göstereyim arkadaşlar. Bir, iki zincir çektim. Yandaki tığ bat diye girdim. Kapattım. Bir, iki zincir çektim. Yandaki tığ bat diye girdim. Kapadım. İki tane tığ battım üzerine. iki zincir çekip kapattıktan sonra Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir çektim. Oya mı döndürüyorum? döndürüp ilk kapattığım tığ battıya bakın biri bırakıp ikinci bir ikinciye 7 zincirimi kapatıyorum tekrar düz yüzün dönüyorum 7 zincirli yuvam içine girip ilmeğimi alıp bir sık iğne ediyorum bir zincir çekip ilmeğimi uzatıyorum şişimi aldım taktım yuvaya girdim ipin ucunu aldım bir iki zincir çektim şişime taktım 2 yuvaya girdim ipin ucunu aldım 1 2 zincir çekip şişime takıyorum 3 yuvaya girdim ipin ucunu aldım 1 2 zincir çektim şişime taktım 4 yuvaya girdim ipin ucunu aldım 1 2 zincir çektim Pardon arkadaşlar Yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıyorum. 1 2 zincir çekip uzatıp takıyorum. 5 Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 uzatıp takıyorum. 6 Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. 1 2 zincir çektim. Uzattım, taktım. 7 Yuvaya giriyorum. İpin ucunu aldım. 1 2 zincir çekip üst üste uzatıp takıyorum. 8 Bakın 2 4, 6, 8. Şimdi yuvaya girip ilmek ediniyorum. Sonra hemen alttaki çıktığımız tığ battıya girip bir sık iğnesi yapıyorum. Dediğim gibi benim ilmeklerim boyutu iki zincir çektim bakın. Benim ilmek 2 zincir çektim yandaki tığ battıya girdim kapadım bu bir. 2 zincir çektim yandaki tığ battıya girip kapadım bu iki. Allah'ım Allah ikinci iki zincirimi de kapadım iki tane oldu İki zincir çektim hemen yanındaki tığ diye girdim kapadım 3 benim ilmeğin boyutu böyle 3 kez tığ batına 2 zincir çekip kapatarak tam yeterli geliyor sizin ilmekleriniz kalem veya dondurma çubuğu olursa ilmeğin boyutunu ölçün ona göre ilk araya ayarlayabilirsiniz arkadaşlar Şimdi bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şişimden ilmeklerimi çıkardım. İlk ilmeğimi alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektikten sonra araya bir zincir. İkinci ilmeğimi alıyorum. Kapatıyorum. Araya bir zincir. Üçüncü ilmeğimi aldım, kapadım. Araya bir zincir. Devamda gelen ilmeğimi kapadım. Araya bir zincir devamında gelen ilmeğimi şöyle yönünü düzelterek kapadım. Araya bir zincir. Devamında gelen ilmeğimi kapadım. Araya bir zincir. Devamında gelen ilmeğimi kapadım. Araya bir zincir. Ilmeğimi aldım. Son ilmeğimi kapadım. 1 2 3 4 zincir çektim, döndüm. Başına bir kez aldım. Şimdi o bir zincirli ilk arama giriyorum. Girdim. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Bir zincirli ilk arama giriyorum başına bir kez alıp. 2 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu iki trabzan arası girdim, kapadım, pimpirik yaptım. Araya bir zincir çekip başına bir kez alıp hemen devamında gelen bir zincirli arama giriyorum. 2 bir zincirli arama girip 2 2 alıyorum ilmeklerimi 2 2 5 zincir çekiyorum aradan girip kapatıyorum bir zincir çektim başına bir kez aldım devamında gelen zincirli arama girdim 2 2 aldım 5 zincir çektim aradan girdim kapadım bir zincir çektim araya başına bir kez alıp bakın devamında gelen bu zincirli arama giriyorum 2 2 alıyorum 1 2 3 4 5 zincir aradan girip kapatıyorum araya bir zincir devamda gelen zincir arama girdim 2 2 aldım 5 zincir çektim aradan girdim kapadım araya bir zincir başına bir kez al devamında gelen arama giriyorum 2 2 alıyorum 5 zincir çektim aradan girdim kapadım bir zincir çektim araya devamında gelen zincirli arama bakın böyle giriyorum 2 2 alıyorum 1 2 3 4 5 zincir aradan girip kapatıyorum bir zincir çektim araya şimdi son aramız tığ batısı ve ilmek arası buraya giriyorum son yerimize 2 2 alıyorum 5 zincir çekip aradan girip kapatıyorum bir zincir çektim. Aşağıdan bir tığ atlıyorum. İkinciye girip kapatıyorum. Bir, iki zincir çektim. Yandaki tığ battıya girip kapadım. Bir, iki zincir çektim. Yandaki tığ battıya girip kapadım. İki tane yaptıktan sonra yedi zincir çekip döndürdüm. Bir, ikinci tığ battıya yaptığım iki zincirli yuvaya kapatıp Aynı işlemi yapıp devam ediyoruz arkadaşlar. Sonrasında ilmek topluyoruz dönüp. Sonrasında ilmek toplayıp e, pin biriklerinde yaparak iniyoruz arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Tek sıra kalem veya şişle yapacağınız e, o yaydı bu. Gönderen arkadaşımıza teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.